İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Unity'deki mobil geliştirmelerinde kullanmak üzere cep telefonu veya tabletimize yani sadece ekranını kullanmak, yani touch ve accelerator özelliklerini kullanmak için Unity'nin hazırlamış olduğu bir program var. Bunu Play Store'a giriyoruz. Play Store'a girdikten sonra orada arama kutusunun içerisine şöyle yazıyoruz. Kolay bulmak için Unity Remote diyoruz. Boşluk Remote dedik. Tabii ki pek çok başka program da geliyor ama burada en üstte Unity Remote 4 var. Zaten sol tarafında Unity'nin kendi amblemi de var. Onu seçiyorsunuz. Ben daha önceden yüklemiş olduğum için ben de sadece Open düğmesi aktif. Siz ilk defa install ederken şu soldaki yerde install olacak. Ben şimdi çalıştırıyorum bunu. Open düğmesine bastım. Tabii ki söylememe gerek yok. Şu anda USB'ye takılı bilgisayarım. Burada diyor ki bu cihazı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Daha sonra da Unity'deki programınızı çalıştırın. Play butonuna basarak çalıştırın diyor. Onu yapacağız. Bu şimdilik burada dura koysun. Hazır bekliyor bizi o. Yani buradaki işlemimiz tamam. Yüklediniz. Ben daha önceden yüklemiş olduğum için o aşamayı gösteremedim burada. Yükledikten sonra çalıştırdınız ve bu şekilde bu ekranda bekliyor bizi. Şimdi Unity'yi çalıştırıyorum ekranda. Çok basit bir program var. Ekranda bir tane küp objesi var. O küp objesinin üzerinde şöyle yaklaşalım. Ekrana dokunup hareket ettirdiğimizde parmağımızı, yalnız burada bir şart koştum. Yani sadece tek bir dokunuş. İki parmağınızı birden dokundurduğunuz zaman çalışmayacak şekilde bir if şartı koyduk. Tek bir dokunuşla bu küp objesini ekranın herhangi bir yerine taşıyabiliyoruz. Sürükleyerek de taşıyabiliyoruz. Parmağımızı kaldırıp tamamen uzakta bir noktaya koyduğumuz zaman da çalıştırabiliyoruz. Bu programlarla ilgili denemeleri daha sonra tekrar göstereceğim. Şimdi bizim şu bunun her zaman üstte tutamıyoruz. Şeyde vardı bu. Linux'ta. Neyse, onu ben sık sık buraya ekrana getiririm. Bu programı çalıştıracağız. Normal Unity'ye geri döndüm. Buradaki ekranımız görüntüde. Play butonuna bastım ve şu anda çalışmaya hazır. Mouse'la tıklasam hiçbir şey olmaz. Çünkü komutlarımız sadece bağladığımız mobil cihazın ekranında çalışacak şekilde. Şimdi burada ekranı şöyle getirelim. Eğer bunu bu şekilde hareket ettirecek olursam fazla bir yere gitti. Bir yanlışlık var. Script dosyası kameranın üzerine gitmiş. Hemen kamerayı seçiyoruz. Kameradan kaldırıyorum script dosyasına. Tekrar alıyorum. Küpünün üzerine götürüyorum. Ve tekrar çalıştırıyorum. Şimdi tamam. Küp objesi tekrar kamerayı görüntüye getirdik. Bunu alıp sürüklediğimiz zaman gördüğümüz gibi bir uygulama hazırladığımız zaman onu her seferinde, yani en ufak bir denemede bile şey yapmamak için APK haline getirip mobil cihaza gönderip deneme yapmamak için, çünkü öyle olduğu zaman çok uzun sürer. Yani bu şekilde ufak tefek hataları olsa bile bir mobil cihazımızı bu şekilde Unity Remote isimli Play Store'dan indiğimiz program sayesinde normal desktop ekranındaki uygulamayla aynı şekilde çalıştırabiliyoruz. Bu dersi bu şekilde çok kısa tutuyorum. Çünkü sadece bu işlemi nasıl yaptığımızı göstermek istedim. Bundan sonraki derste sadece normal Unity ekranında bu touch ile ilgili komutların tam olarak ne işe yaradığını ve ilaveten de tabii ki Android SDK'sı nedir, nasıl yüklenir, nasıl deploy yapıyoruz, onu göstereceğim. Bir deploy denemesi yapıp o şekilde kapatayım. Şimdi durduruyorum. File, Build and Run diyorum ve aşağıdan Android'i Switch Platform dedim. Şimdi Build ve Run düğmesine bastım.
Masa üstünde herhangi bir isim olabilir. Şu anda başladı yapmaya. Bir eksiklik yok ise tamamlayıp normal telefona gönderip çalıştıracak. Ve biz de yine kamerayı sağ ekranda görürken inceleyeceğiz. Şöyle hangi pozisyonda, şöyle net. Evet, şu anda devam ediyor yapmaya. Biraz önce söylemiştim, her seferinde telefona gönderip öyle deneme yapmak uzun sürer diye. Bakın uzun bir süre bekledik. Şu anda artık bu sefer gördüğümüz uygulama doğrudan telefonda çalışan bir uygulama. Biraz önce sadece telefonun ekranındaki touch komutları, dokunuşları gidiyordu PC'mize ve geri kalan kısmı orada halloluyordu. Şimdi tamamen bir deploy yaptık ve bu çok basit bir uygulama tabii. Bunun kısa bir şekilde telefona nasıl yüklendiğini görmüş olduk. Bu dersimiz burada bitti. Hepinize iyi günler.